Ötüken'le Neşriyat 1964 yılında Laleli'de birkaç öğrenci arkadaşın girişimiyle kuruldu. Bugün hala bizim yayın evimizin en önemli yazarlarından olan Mehmet Niyazi Özdemir, kuruculardan biriydi. Nevzat Kösoğlu ile beraber Yaprak Kitabevi'nin yanında bir ofise taşındılar. 60 yıla yaklaşan yayıncılık macerası böylece başlamış oldu. 1978 yılında doğdum Trabzon'da. İlk orta lise öğrenimimi İstanbul'da gördükten sonra Atatürk Üniversitesi'nde arkeoloji lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra lisansüstü eğitimi Mimar Sinan'da yaptım. Yine arkeoloji ve numizmatik üzerine. 11 yıl boyunca Maltepe Belediyesi'nde kütüphane sorumlusu olarak çalıştım. 2007'den sonra da Ötüken Neşriyat bünyesinde editör olarak çalışmaya başladım. O günden bu yana da çalışmaya devam ediyorum. Yayın evi misyonunu kuruluşundan itibaren Türk diline, kültürüne, tarihine hizmet olarak ortaya koydu. Tabii o yılların bir takım gereklilikleri dolayısıyla daha kapalı ve sekter görünen yayın çizgisi zamanla biraz daha esnedi. Fakat bu temel yayıncılık yaklaşımından hiçbir zaman vazgeçmedi. Bugün de aynı anlayışla, aynı bakış açısıyla yayıncılık faaliyetini daha da genişleyen bir kadroyla sürdürüyor. En önemli serilerimiz Dede Korkut kitaplığımız. Bir yekün tutuyor bizde Dede Korkut kitapları. Bizim Dede Korkut külliyatımızın geniş olduğunu söylemiştim. Bunlar içerisinde belki de en özeli bu çalışma. Bu çalışma dünyada Dede Korkut üzerine yabancı dilde yazılmış en önemli yazıların çevirilerini içeriyor. Gürol Pehlivan ve Fikret Türkmen tarafından hazırlandı. Buradaki yazıların çoğu alanında yine uzman akademisyenler tarafından çevrildi. Dede Korkut'un ilk keşif neşirlerinden işte Ettore Rossi'nin İtalyanca yazdığı makalelerinden başlamak üzere yakın zamana kadar yayınlanmış en önemli bilimsel etütleri içeriyor. Bunlar bugüne kadar Türkoloji öğrencilerinin temel Dede Korkut yayınları içerisinde çok karşılaştığı, atıf yapıldığı için kendilerine karşılaştı ama hiç bütünüyle bir arada bulup okuma imkanına sahip olamadıkları çalışmalar ilk defa bu ciltte bir araya geldi. Yaklaşık 5 veya 6 seneden bu yana dünya klasikleri de yayınlıyoruz. Ciltli, güzel baskılar içerisinde. Ortalama bir klasik külliyatın içinde olması gereken her kitap olduğu gibi ilk defa dilimize kazandırdığımız kitaplar da oldu. Louis de Camoes'in Lusitanyalıları ilk defa Türkçe'ye kazandırıldı. Mesela Lord Byron'ın Manfred'i ilk defa Türkçe'ye kazandırıldı. Bizim Faust neşriyatımız bağlamında kazandırıldı. Bu klasik işler içerisinde de benim en sevdiğim bu Faust çevirisi. Türkçe'de tabii epey eski bir geçmişi var Faust çevirilerinin. Ta Hüseyinzade Ali Turan'a kadar uzanan. Biz yayınladık diye demiyorum ama zannediyorum Türkçedeki şah çeviri tabir edebileceğimiz işlerden biri oldu. Faust tefsiri yorumu da yayınladık. Bu da 1940'larda İstanbul Üniversitesi yayını olarak çıkmıştı. Fakat o zamandan bu yana da bir daha basılmamıştı. Faust'la beraber yaklaşık bu 600 sayfa hacmindeki Burhanettin Batıman'ın hazırladığı tahlil ve tefsiri de yayına hazırladık. Bu sahne sahne bu büyük şiiri anlatan, açıklayan, içerdiği mitolojik göndermeleri detaylandıran çok geniş, kapsamlı, belki Alman dilindeki örnekleriyle yarışabilecek nitelikte bir yorum kitabı. Avrupa Edebiyatı'nın dayandığı antik mitolojiyi anlama, kavrama bağlamında da bu iki iş bence çok önemli anahtar işlerden birisi. En temel el kitabı, ders kitabı olarak kullanılan Yaşar Çoruhlu'nun Türk mitolojisinin ana hatları.
En kapsamlı, en kuşatıcı kılavuz bugün bu kitap. Şamanizm kitaplığınız çok geniştir. O da yine okurlarımızın ilgisini çekiyor. Onların başında Yusuf Ziya Yörükan'ın Şamanizmi geliyor. Sadece böyle umumi şamanizm kitapları dışında sanat elbiseler üzerinden konuyu anlatan yine özgün bir çalışmamız var. 6 farklı ülkede 9 müzedeki objeleri Kevser Hanım inceledi ve birer kültür taşıyıcısı olarak şaman elbiseleri üzerinden konuya özgün bir bakış açısı getirdi. Bu da ilgi çekici kitaplarımızdan. Türk sanatında hayvan sembolizmi, bu yine mitoloji bağlamında, bilhassa sanatımızda yer etmiş, işlenmiş hayvan figürleri üzerinden Türk mitolojisiyle de ilintili, daha akademik nitelikli bir işi hocanın. Burada gerek Vahşi Hayvanlar, daha önce tek cilt halinde yayınlanmıştı. Yine nitelikli bir baskı halinde pek çok görsel içeren iki ciltlik bir eser olarak Türk sanatında hayvan sembolizmini yayınladık. Ve bunlar, bu kitap muhtemelen alanında yazılmış en temel işlerden biri olarak Türk kütüphanesinde yerini aldı. Sadece mitoloji, tarih, işte klasik edebiyat değil, Peyami Safa'nın Server Bedi ismiyle tefrika ettiği, büyük çoğunluğunun tefrika ettiği kitapların da yayınına hızlı bir şekilde giriştik 2018'den itibaren Seval Şahin'in danışmanlığında. Geçmişten günümüze polisiye başlığı altında bir seri başlattık. Bir kısmı daha önce yayınlanmış, bir kısmı ise hiç yayınlanmamış Türk polisiyesinin ilk örneklerini neşretmeye başladık. Şimdi 12 kitaba ulaştı bu. Bu elimde tuttuğum Faka Basmaz Zihni'nin sergüzeşlerinin 3. ve 4. cildi. Bunlar ilk defa tamamlandı ve neşredildi. Yani inşallah bu vadide başka yayınlarda yapmayı sürdüreceğiz.